Performans parkurundaki ikinci izleyeceğimiz düello. Bu düelloya dikkat diyoruz çünkü tarafların süreleri birbirine çokça yakın. Bir yanda Arif, Başak Agri kapısında 5 dakika 9 saniye ile yerini aldı ve ilini temsil ediyor. Diğer yanda İsmail, 3 saniyelik bir avantajı var rakibinden. Burada her şey değişebilir diyoruz. Kocaeli temsilcisi İsmail de Semak makine kapısındaki yerini alıyor. Tek roundluk bu düello galibi belirleyecek ve ardından galipler sıralamasında değiştirebilecek süreye sahip her iki yarışmacı da. Işıklar yanıyor ve yeşil ışıkla Burdur Kocaeli düellosu başlıyor. Burdur temsilcisi Arif şapkasını geri çevirdi. Görüşünü engellemek istemiyor. Zaten römork görüşü epey bir kapatan büyükçe bir römork. Dolayısıyla manevralarda her şeyin önemi var. Her türlü detayın önemi var. İkisi aynı anda göbekten çıkışlarını yaptılar. Başa baş mücadele. Parkurların her birinde çekişmeli mücadele sergiledi İsmail ile Arif. Toz duman içinde aynı anda gidiyorlar ve dubaları yıkıyorlar. Şu anda geri manevralar başladı. Kocaeli temsilcisi İsmail hızlı gelen taraf ama aynı hızda Arif de geliyor. Hizaları bakalım önce kim bozacak ve İsmail hakemden ilk uyarıyı alan taraf oluyor. Riskli bir hareketle sınır dışına çıktı. Şimdi aynı anda kendilerini düzeltiyorlar. Bakar mısınız? Senkronize hareket ediyor adeta iki yarışmacı da. Sürelerin birbirine yakın olması çok doğal. Şimdi yine hizasını bozdu İsmail ancak toparlamaya çalışıyor. Şimdi hakemin kontrolü altında ilerliyorlar. Bakalım hangisi toparlayacak? İsmail biraz hızını ve temposunu arttırdı. Göbeğe girişini gerçekleştiriyor. Arif biraz geride kaldı. Hızını arttırmalı. Şimdi İsmail gidiyor. İsmail'in daha önde gittiğini ve toplamda 3 saniyelik bir avantajı olduğunu söyleyelim. Ancak bir hata her şeyi değiştirir. Göbekten çıkmak üzere Kocaeli temsilcisi İsmail. Arif hızını artırıyor, sınırlarının dışından gidiyor. Yetişmeye çalışıyor. Şimdi dönerken rakibini gördü, temposunu biraz daha arttırdı. İsmail eğer bocalarsa çok hızlı gelen bir Arif var geçebilir. 3 saniyelik fark kapanabilir. Şimdi İsmail geliyor. Hizasını bozmaya başladı. Ben koşarak yetişebiliyorum. Arif geliyor, çok hızlı geliyor. Arif de bozdu, İsmail de bozdu. Şimdi toparlayacak. İsmail düzeltti. İsmail geldi ve kazanıyor. İnanılmaz bir mücadeleydi. Harika bir mücadeleydi sonuna kadar. Müthiş bir tempo vardı. Ve son düzlükte inanılmaz ataklar düellonun galibini belirliyor. Hakem tamam diyor, yeterli bu kadar diyor. Ve düellonun galibi İsmail oluyor, Kocaeli oluyor. Bakalım toplam süreler nasıl değişti. Başa baş mücadele. Aynı anda gidiyorlar ve dubaları yıkıyorlar. İsmail düzeltti. İsmail geldi ve kazanıyor. İnanılmaz bir mücadeleydi. İsmail Sümer 1 dakika 41 saniyede parkuru tamamladı. Arif Ateş 1 dakika 43 saniyede tamamladı. Toplam sürelerde İsmail Sümer 6 dakika 47 saniye ile düellonun galibi oldu.